Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun Canavarı'nın yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bu bölümümüzde PUBG'nin kısa süre önce oyuncuların beğenisine sunduğu ek paketini inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Wikipedia haritası geldi. Bakalım bu ek paket bizlere ne gibi deneyimler sunacak? Hep beraber birlikte bakacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, oyunumuzun menüsüne girdik. Cold Front. Pesimist. Birkaç tane elbise bakalım hemen oyun başlayana kadar. Hareket. Bunlar var zaten. Premium'u aldığınızda göreceğiniz şeyler. Gayet hoş itemler falan mevcut. Evet. Arkadaşlar ben şimdi uzağa gideceğim. Yani ana bölgeden uzağa atlayacağım. Lootlayarak geri döneceğim. Bunu da size belirteyim. Bu arada harita güzel. Hoş. Yani değişiklik isteyenler için biraz değişik işte. Ortalık kar falan. Şu elbiseleri çıkartayım. İyisi mi elbiseleri çıkartırsam bu karda çok fazla sırıtmam. Ama o yeşil yeşil onunla fena bir şekilde sırıtırım. Çünkü çok fazla orman yok, yeşillik de yok. Dolayısıyla o yeşiller beni gizlemez. Lakin bu beyaz iç çamaşırlarıyla görünmem biraz daha zor olur diye düşünüyorum. Şu incen bölgede bakayım kimse var mı? Genelde yok. Şuraya bir kişi indi. Onun orada yakında hemen silah kapacağı bir yer sanmıyorum olduğunu. Şu eve girebilir. O yakına geliyor mu? Yok, onlar da yakına gelmiyor. Evet, burası boş. Buraya inen olmadı. Hemen şuradan katalım. O da süzülüyor. O inene kadar ben zaten silahları almış olurum. Evet, bakalım. Burada neler varmış. Aslında arkadaşlar bu oyunun zaten temel prensibi biliyorsunuz loot yapmak. Yani cephanenizi doldurup çemberin kapandığı yöne gidiyoruz. PUBG'nin genel felsefesi bu. Şu yolsuzdan da alalım. Bakalım kimse var mı? Yok. Tamam, buralar şu anda bizim için güvenli bölge diyebiliriz. Yok oğlum. Buradan sıkmak ona yerimi belli etmekten başka bir işe yaramaz. Şunları alalım. Şunları değiştirelim. Biraz modifiye edelim. Evet. Benzin şu anda ihtiyacımız yok. 5 onu da aldık. Tamam. Şunu değiştirelim. Tamam. Keleş. Güzeldir. AK-47. Hoş bir silah. Evet. Burada kimse yok. Normalde arkadaşlar ben ses kasarak oynuyorum bu oyunu. Arkadaşlarla birlikte oynuyoruz zaten. Daha iyi oluyor. Ses kasıyoruz. Hani bakıyoruz. Kim var? Kim yok? Daha iyi oluyor yani. Biz genelde uzağa düşüyoruz. Bir kişi aracı alıyor getiriyor. Hemen diğerlerimizi topluyor. Aracı alıp geldikten sonra bir köşeye gidip, hani haritanın uzak köşesine gidip orada loot yapıyoruz. Dolduruyoruz. Cephanemizi, silahlarımızı, işte kaskımızı falan alıyoruz. Sonra bölgenin daraldığı yere doğru gidiyoruz. Buralarda bir şey var mı bakıyorum. Yok. Şunları açalım. Evet. Ayarlamalarımızı yapalım. Birazdan çatışmaya girebiliriz. 59 kişi kalmış bu arada. Bunu da belirtelim. Burada bakalım kimse var mı? Yok. Bu arada arkadaşlar oyunu yine her zamanki olduğu gibi Tulpar T7 ile oynuyoruz ve V.1. Bu aralar malum oyun bilgisayarlarına olan talep hayli artmış durumda. Dolayısıyla stoklar çabuk tükeniyor. Bunu da size bir kez daha belirtmiş olalım. Yani Monster sitesine girip bu bilgisayarı almak isterseniz mutlaka orada beni haberdar et butonu çıkıyor. Ona tıklarsanız eğer ürün geldiğinde sizi haberdar ediyorlar. Master'ın stoklarının bu kadar çabuk tükenmesinin sebebi de arkadaşlar diğer bilgisayarlara göre daha ucuz olması. Yani fiyat performans açısından baktığınız zaman fiyatlar daha uygun. Dolayısıyla gelen stoklar da hızlı bir şekilde tükeniyor. Şöyle bakalım. Evet. 2x kop var da. Çok şey değil. Kimse yok. Yani benim size tavsiyem arkadaşlar. Şu aralar oyun bilgisayarı alacaksanız biraz elinizi çabuk tutmanız. Zira önümüzdeki dönemde biraz daha fiyatlar artabilir.
Malum konsollara ek bir vergi geldi. Zaten konsol fiyatları şu anda uçmuş durumda. Oyun bilgisayarı almak biraz daha mantıklı duruyor. Şuradan bakalım. Evet. Var mı kimse? Yok. Şu anda sesle bakıyorum. Ses de gelmiyor. Tamam. Bakalım başka. Yelek. Gerek yok. Tamam. Şuradan bir bakış atalım. Bir bakış atalım. Yok kimse. Kapımızı da kapatalım. Aslında şuralara falan çıkma olsa güzel olur ama çıkamadım. Görünürde kimse yok. Arkadaşlar bu haritanın kötü bir yanı işte biraz böyle seçmesi zor oluyor ya. Özellikle uzaktaki düşmanı tam olarak göremiyorsunuz. Gerçi diğerinde de göremiyorsunuz zaten de. Burada beyaz sanki biraz daha gözü alıyor gibi diyebiliriz. Özellikle hani karşı tarafta böyle beyaz ağırlıklı bir giysi falan varsa o zaman hiçbir şey göremiyorsunuz zaten. Biri mi var evde? Dedim. Altı kişi kaldı bu arada arkadaşlar. Evet bir çatışma sesi geliyor yakından. Gelecek misin? Bekliyoruz. Gelmiyoruz. Şöyle yapalım. Gerek yok ona artık. Bazen içeri bomba yağmurunu tutuyorlar. O zaman çok tehlikeli olabilir. Zaten bomba attıkları zaman sıkıntı oluyor bizim için. 2 dakika. 2 dakika sonra alan daralacak. Tamam, daralsın. Sıkıntı yok. Evet, açalım kapımızı. Sessiz bir şekilde inelim. Hadi bakalım biraz. Ses yapalım. Belki gelirler. Şu anda onu amaçlıyorum. Hani evin içinde biri varsa ses yaparsam yukarı gelir mi acaba diye düşündüm. Yok. Olmayacak bu iş. Şöyle. Zaten biz halkada olduğumuz için şu anda hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla gelenlerin buraya gelmesini umuyorum. Dışarıda olsaydık farklı bir senaryo uygulayacaktım ama halkanın içinde olduğumuz için mevcut senaryoyu uygulamak en zekicesi arkadaşlar. Yani şu anda dışarı çıkmak tamamen bir ölüm planı olur. Ama dilerseniz yaparız. Fark etmez. Biraz bakalım şuradan. Dışarıdan gelen giden var mı? Tava. Oyunun sembolü. Bakalım. Şöyle ileri doğru bir gidelim. Evet bir uçak. Bu bir uçak. Bandajımızı saralım. Rob attı mı? Şimdi şöyle biraz yumruklarımızı sallayalım, ısınalım. Evet, bir drop. Drop'a gidelim bakalım. Koşuşa koşuşa drop'a gidiyoruz. Bu evler dolu olabilir. Riskli yani dolu olması da. Birini mi gördüm? Şöyle açılayım. Yok. Göz yanılsaması. Evet, birini görmüş. Göz yanılsaması değilmiş. Sıkalım. Olmadı. Son anda.
İçeri girmiştir muhtemelen. Çıkmaz buradan ya da orada sağlarını yeniliyordur. Bir iki tane daha sıksaydım ölebilirdi ama biraz geç kaldık. Başka kimse yok. Şuraya gelelim de avlanırken av olmayalım. Evet, bakalım içeride kimse var mı? Camlardan bana bakıyor olabilir. Ben olsam bakardım yani. Gerçi tam olarak nereden ateş edildiğini de anlamadı. O arkası tamamen dönüktü. Dolayısıyla bu açıyı bulması biraz zor olabilir. O itti, biraz öldük. Neyse. Şöyle bakalım. Tuz iki kişi kaldı. Şuradan. Burada da kimse yok. Şunu yakın silahına çevireyim. Nedense o evde biri olduğuna karşı bir inancım devam ediyor yani. Muhtemelen o beni orada bekliyor, demin gördüğümüz, ateş ettiğimiz kişi. Hani girip muhtemelen pusmuştur orada bir yerde. Onun peşinden gidip beni avlamayı umuyor. Ama gitmeyeceğim. Çünkü gidersem av olmak kaçınılmaz olabilir. Şöyle bakalım, var mı yok. Temkinli olmak her zaman iyidir arkadaşlar bu oyunda. Böyle armut gibi gezinirseniz, ses yaparsanız anında gelip vuruyorlar. İlla ki biri geliyor yani. Böyle orada da kimse yok. Şuraya koşalım. Kimse, kapılar açılmış. Yukarıda biri olabilir. Yavaş yavaş. Bir motor sesi. Biri geliyor ya da gidiyor. Bakalım, görünürde kimse yok. Yine silah sesleri duyuyorum. Yavaş yavaş şuradan geldi bakalım. Kimse görünmüyor. Görünürde kimseler yok. Yine bir çatışma sesleri. Oradaki evde takılı kaldım. Çünkü orada biri olduğunu biliyoruz. Ama çıkıp gitmiş olabilir. Görmedik ama. Şurada kimse yok. O tarafta da kimseler görünmüyor. Bir yandan da ses kasmaya çalışıyorum. Orada da gibi. O bir kişiyi alsaydık güzel olacaktı. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi burada da yok. Bu arada son 23'e kaldık. Bakalım kimse var mı? Bir el bombası atsam oraya. Ama çok akıllıca olmaz. Bu arada daralıyor, daralıyor. Bizim buradan çıkmamız lazım. Şu yandaki sınır olduğu için sıkıntı yok. Hop, şöyle atlarsak sınıra girmiş olduk. Dışarıdan gelen var. Aha, orada. Dışarıdan gelen giden yok. Düşüyor. Bir dakikaya tekrardan oyun alanları alacak. Şunları alalım. Son 20 kişi kaldı bu arada. Millet nerede çatıştı da bu kadar? Şimdi bir dakika. Hı.
Sanki evin içinde bir tıkırtma duydum gibi hissettim ama muhtemelen yanlış duydum. Evet. 19 kişi. Şöyle geçelim. Tık 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 tık. Bir kişi gelecek gibi sanki buraya ya. Geliyor mu? Şöyle geçelim biraz. Halkaya yakınlaşalım. Benimle birlikte çıkanlar olabilir. Onlara bakıyorum şu anda. Var mı diye. Yok. Son 18 kişi kaldı bu arada. Bir araba. Yani hala arabayla gezmek de enteresan yani. Mataş ediyor. Öl. Bak 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 bak. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Öleceğin belliydi zaten. Sadece biraz uğraştık. Kaldı 15 kişi. Bir kez daha halkaya girelim. Gönülde kimse yok. Biraz daha rahat buralar. Yine de çatışma sesleri geliyor. Sanki bir kişi var şurada ama. Burada tek korkum açıkta yakalanmak. Açıkta yakalanırsak sıkıntı olabilir. Özellikle de birisi ağacın arkasından bizi sıkarken biz açıkta kalırsak o zaman büyük sıkıntı. Evet. Şu arabayı boşaltmış. Saydırıyorlar. Burada biri var sanki ya. Oy. Dur. Dur. Biri bize sıktı. Mermiler sanki yanımdan uçuştu. Evet orada. Gördüm gördüm. Heh. Açıkta kaldık. Ah, açıkta kaldık işte. İşte bundan korkuyordum ya. Açıkta kalmaktan korkuyordum yani. Ben açıkta kaldım. O konfi. O ağacın arkasında kaldı. Doğal olarak ölmüş olduk. Ölmüş olduk ve böylece bir oyun canavarı programının daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte PUBG'nin yeni gelen güncellemesine, daha doğrusu ek paketine birlikte baktık. Gerçekten soğuk bir harita. Beyazların hakim olduğu bir haritaydı. Oynaması zevkli. Tabii biraz daha böyle stratejilerinizi kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla oynarsanız çok daha fazla zevk alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum size.